Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Kanalımıza? Evet, kanalımız. Şu anda saat 9 ve biz Adana'ya gitmek üzere yola çıktık. Dün burada biliyorsunuz Fatma annemle Emine ile elbise baktık ama asla bulamadık. Zaten 3 yere baktık, 1 saatte gezdik hemen. Asla bulamadık. Bugün o yüzden Adana'ya gidiyoruz. Artık düğün için, nikah için bir elbise, bir şey bakacağız yani. Arkadaşlar saati 10 ettik. Daha yeni gidiyoruz. Beslenme saati. Beslenme saati, evet. Molası. Anne olunca sağlıklı beslenerek gidiyorlar bunlar. Bu bir anne yolculuğudur. Evet. Meyvelerle gidiyoruz. En son İstanbul'a gittik, bir gün sonra bizden. Aynen. İstanbul'a gittik. Senin de yolculuk çekilmiyor gerçekten. Niye? Ne yaptım ya? Allah Allah. Antalya'ya giderken beni hep aç götürdün, aç getirdin. Ya ben yolda durmayı sevmiyorum. Ay kendine iniyordu, kolayı alıyordu cipsle. Anne çay iç demiyordu. Şurada içecek olsam bir yerde durduk da dezeyi yarı yolda bıraktık da kaçtık geri. Yazıklar olsun sana. Evet, beni aç götürdü, aç getirdi. O yüzden hazırlıklı geldi. Aynen, ben böyle geldim. Bütün önlemleri almış. Kime vereyim mi çocuklar? Yok, ben yemem. Ben de yemem, teşekkürler. Emine, ben de yemem. Soydum bunu, yiyeceğiniz mecbursunuz. Kamerayı kapatırsa yerim. Durum güncellemesi yapıyorum arkadaşlar. Saat 7. Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Bütün elbiselerimizi hallettik. Nikah elbiselerimizi, düğün elbiselerimizi. Ama sabahtan akşama kadar gezdik. Gezdik, gezdik, gezdik. Sabah baktığımız elbiseleri dönüp aldık ve çıktık şu anda. Yani böyle garip bir durumun içerisindeyiz. Her zaman aynı şeyi yapıyoruz. İlk beğendiğimiz elbiseleri en son gidip alıyoruz. Bundan sonra yapmayacağız. Evet. Dedik ki bir yaptık, iki yaptık, üçüncü de yapmadık. İnşallah Aykut'un düğününde çok rahat olacağız. Doğrusu onun düğünü ne yani? Amin. Herkese tekrardan merhaba. Günler günler atladım ve tekrardan geri geldim. Az önce izlediğiniz video bizim alışverişe gittiğimiz videonun başlangıcıydı. Ama o kadardı. Bir daha çekemedim. Koşturmaktan gerçekten çekemedim. Şimdi az önce de videoda gördüğünüz gibi biz birkaç gün önce gittik. Düğün elbisemizi bulduk, seçtik. Nikah elbiselerimizi de aldık. Nikah elbiselerimizi alıp geldik ama düğün için seçtiğimiz abiyeler tadilat için orada kaldı. Onları hemen almadık tadilat olacağı için. Onları da dün gidip aldık. Ama siz onu görmediniz. Videonun konusu şu anda çok karıştı. Neyse arkadaşlar, onu boş verin. Sonuç olarak elbiselerimizi hallettik çok şükür. Yarın nikah var. Ama size elbisemi göstermeyeceğim. Düğün elbisemi de, nikah elbisemi de göstermeyeceğim. Sürpriz olsun. Vloglarda, videolarda görün. Mutlaka çekerim zaten diye düşünüyorum inşallah. Şimdi dün Adana elbiseleri tadilattan almaya gittiğimizde birazcık alışveriş yaptım. Oradan birkaç parça bir şey aldım. Onları size göstereyim. Hem de bana çok 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 sorduğunuz çantalarım ve takılarımı göstereyim diyorum. Hazır burayı düzenleyecekken böyle bir video çekmeye karar verdim. Çok talep vardı. Umarım severek izlersiniz. Aksorize diye bir marka var ya. Tam olarak şu. Hediye paketi yaptırdım. Çünkü neden yaptırmayayım? Çünkü canım kendim. %70 indirim vardı. Oradan kendime iki tane çanta aldım. Bir tanesi şu. Şöyle yuvarlak duruyor olay. Kemerli. Taba rengi bir çanta. Şunları da çıkartayım. Evet, içinde bir gözü daha var. Taba rengi. Kiremit rengi. Turuncu renkleri ama böyle portakal turuncusu değil de daha çok... Kiremit rengine çalan turuncu gibi. Bu renkler benim çok sevdiğim renkler. Taba renkleri, kiremit renkleri. Niye aynı şeyi tekrarlıyorum şu an bilemedim de. Yaz geldiği için de yazın genelde küçük çantalar ideal. Hediye paketi yaptırdığım için fiyatlarını söktüler ama bu sanırım 70 lira civarıydı. İkincisi de leopar. Şurada da leopar leopar parlıyor. Bu da yine şu şekilde açılıyor. Yine küçük bir çanta, şöyle yaz aylarının kurtarıcısı. İçinde yine minik bir gözü daha olan kutu gibi bir çanta. Ve bu da 60-70 civarıydı. Bir de buna uygun ayakkabı aldım. Saç bandı. Şu şekilde bu. Bu 20 liraydı. Bir de aynısının kırmızısını aldım, saten. Şu an saçımı bozmayayım ama anladınız siz. Bu da 20 liraydı. Şu leoparlı çantaya ayakkabı aldım demiştim. Bunun markası yok, markasız bir ayakkabı. Şöyle CCY ne demekse. Tadam. Bakın şimdi ne kadar uyumlu.
kombin olmuş şimdi. Allah var yani. Bu ayakkabıyı da 69 TL'ye aldım. Evet. Şöyle tokalar aldım. Aynı çocukluğumuzun tokaları gibi bakın. Şu şekilde ince detayları var. Bu yuvarlığa 7,5 TL'yi almışım. Bir de şöyle 12 TL bu da. Bunu sırf şu inciliği için aldım. O da böyle dikdörtgen, çıt çıtlı bir toka. Bu sene bunlar çok moda. Bir de şuralarına takıyorlar. Aynı çocukken şuramızı kıstırırdık ya, onun gibi. Gelelim en sevdiğime. Tanca'dan bir ayakkabı aldım. Bunu çok uygun aldım arkadaşlar. Osmaniye'de Tanca var. Kemal Tanca, ama gelen spor ayakkabı modellerini görseniz şu kadar topukları var. Şöyle kalın. Yani nasıl bir moda yapmışlar bilmiyorum ama kalın topuklu spor ayakkabıları hiç sevmiyorum ben. Düşük istiyordum. Osmaniye'dekinde yoktu. Oradakinde denk geldim. Hem de indirim vardı. Bu da aldığım spor ayakkabı. Şöyle kendinden simli, bağcıklı, pırıl pırıl bir ayakkabı. Bu ayakkabının da satış fiyatı 389 diyor. Güncel satış fiyatı 169 diyor. Ama kasada 135 liraya geldi. Bunu bulduğum için çok mutluyum. Bu kadarcık mı? Evet, bu kadarcık bir şey almışım. Şimdi hem çantalarımı göstereceğim size, hem de şuraları toparlayacağım. Size göstererek indireyim. Yerleştirirken hızlı hızlı yerleştiririm. Önce şundan başlayayım. Bu çantayı biliyorsunuz. Betül'ün dayısını. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Bana çok sormuştunuz. Onu da bulabilirsiniz. Ben yine bulursam linkini aşağıya bırakırım. Betül'ün dayısı bunun satışını yapıyor. Bu böyle bir bel çantası. Şöyle çapraz takıyorum. Ya da beline takıyorsun. Bu genelde markete, bakkala, çarşıya giderken en çok kullandığım elim ayağım olan çanta. Genelde ayakkabılığımda duruyor o yüzden. Hemen alıyorum, çıkıyorum. İçine paramı, cüzdanımı, telefonumu koyup gidiyorum. Şu sırt çantası yılların çantası arkadaşlar. Bunu Zara'dan almıştım. Hatta dün Adana'ya giderken bu vardı üstümde. Kahve alırken kasadaki kız dedi ki çantanızın dedi 3-4 senesi var mı dedi. Evet var dedim. Bende dedi siyahı var. Artık dedi çok kötü olmaya başladı dedi. Benimki de gerçekten kötü olmaya başladı. Bakın şu iç kısımlarına artık böyle üstümdeki kıyafetlerin montun lekesi çıkmaya başlamış. Rengi zaten bir tuhaf oldu açık renk olduğu için. Temizlenmesi gerekiyor ama çok kullandığım, senelerdir kullanmaktan vazgeçemediğim bir çanta. Böyle açık renk bir sırt çantası gerçekten kurtarıcı oluyor. Dün Aksaray'da siyahını buldum bunun. Onu alacaktım aslında ama üstü böyle deforme olmuştu. O yüzden alamadım. Sırt çantasını ben çok seviyorum. Sırt çantası demişken. Aa, bu da bu arada kameramın çantası. Bu gördüğünüz büyük sırt çantası da LTB'den. Mavi'den miydi? Yok, LTB'den evet. Şöyle kapatayım. Aa, buradan takı çıktı. Birazdan takılarımı da göstereceğim size. Bunu genelde yolculuk zamanlarında takıyorum. İstanbul'a giderken falan çok iyi işimi görüyor. Burada da taktığım oluyor. Alışverişe çıkarken bazen takıyorum. Bunu taktığım zaman şey diyorum genelde. Üç çocuk annesi gibi. Anneler genelde böyle büyük sırt çantaları takar ya, ona benziyor. Bayağı büyük. Bunu alırken Osmaniye'deki LTB'den almıştım. Orada çalışan kız bana personel indirimi yapmıştı. Dünyanın en tatlı çalışanıydı bence. Spor çantalar çok hoşuma gidiyor benim. Özellikle siyah, beyaz ve çizgili olması. Çok severek kullanıyorum. Şunu Instagram'daki bir butikten almıştım. Adını hatırlayamıyorum şu anda. Ama hiç kullanmadım biliyor musunuz? Bakın böyle. Leopar çok moda olmuştu. Ben de yuvarlaklığına aldanıp almıştım. Ve tabii ki renginin kahverengi oluşu. Ama bilmiyorum ya. Hiç kullanmadım. Çok kokoş. Yani böyle biraz kokoşluğu seviyorum ama biraz olduramıyorum. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bunu bir takipçim almıştı bana. İçinde şöyle zinciri var. İstanbul'da buluşma yaptığımız gün bunu Miniso'dan almıştı. Bana hediye olarak getirdi. Çok tatlı. Bunun için yazı bekliyorum. Yazın kullanacağım. Yine kurtarıcı olan bir çanta. Büyük. Böyle kocaman. Birazcık sıkıştırdığım için içeride bozulmuşlar ama şöyle kocaman, yumuşacık derisi olan bir çanta. Bunu da Mango'dan almışım. İçinde şu şekilde şeyi var. Astar mı denir buna? Fermuarla. Ama çıkmıyor. Büyük çanta her zaman benim için kurtarıcıdır. Çünkü her zaman yanımda taşımam gereken çok fazla şey alıyor. Hem spor kıyafetleri oluyor hem resmi. Resmi denmez. Klasik kıyafetleri oluyor.
Resmi nereden çıktı ya? Bu gördüğünüz yine taba rengi. Bu çantayı da bana Oğuz almıştı. Ama ne zaman almıştı? Oğuz mu almıştı? Kayınvaliden mi almıştı? Şu anda hatırlayamadım. Sevgiliyken mi, nişanlıyken mi ne alınmış bir çanta. Portföy genelde şu askısını takmıyorum. Bunu çıkartıyorum. Elimde şu şekilde portföy olarak kullanıyorum. Şöyle iki tane gözü olan. Hatta üç. Kışın şu şekilde süet, aynı renk, taba rengi bir botum var. Topuklu botum. Onu giydiğim zaman genelde bunu alıyorum elime. Çok güzel. Biraz değişik kokuyor. Bu çantanın da en az 5 senesi var arkadaşlar. En az o da yani. Şu şekilde bilgisayar çantası gibi duruyor ipince. Ama bilgisayar çantası değil, normal çanta aslında. 5-6 sene önce Bershka'dan almıştım. Pembiş pembiş. Şimdi benim bilgisayar çantam yok. Bilgisayarım var ama çantası yok. O yüzden bilgisayarı bir yere götürmem gerektiği zaman ya buna koyuyorum ya da şurada bir tane var göstereceğim. Ona koyuyorum genelde. Hala kullanıyorum yani. Tüylü bir çanta daha. Bu da kaynımın bana hediyesi doğum günümde. Oğuz'un erkek kardeşi hediye almıştı. Şöyle yarısı zincirli, tüylü minik bir çanta. Bunu da kullanıyorum severek. Yine çok sevdiğim bir çanta daha. Çünkü siyah beyaz kareli. Bu çantayı belki birçoğunuz görmüşsünüzdür. Çünkü bu çantayı Koton'dan almıştım. Ve çok olmadı. Birkaç ay oluyor sanırım. Birkaç ayı birazcık geçmiş olabilir. Şu özelliği hoşuma gidiyor. Şu an içi boş olduğu için biraz yamuk duruyor ama askıları içinden çıkıyor. Şimdi nasıl göstereyim size? Yani şurayı açtığınız zaman bakın askı içinden geçiyor. Kapağın içinden. Şurada bir şeyi var, tutturma yeri. Burayı da açıyorsunuz. Yani bu çantayı kapattığınız zaman şöyle kapatayım. Buradan da kapatayım. Böyle omzunuzdayken hemen şuradan açıp açamıyorum. Şuradan tekrar çantanın içine ulaşabiliyorsunuz. Yani şöyle. Gördünüz mü? Çok değişik bir model yok mu? Ben tabii ki yine boyutuna ve rengine vurularak almıştım. Bunu da genelde klasik kıyafetlerimde kullanıyorum. Klasik yalnız. Şunu sanırım İstanbul'da pazardan almıştım. Yani orijinal değil. Louis Vuitton. Telaffuz edebiliyor muyum onu bile bilmiyorum ama orijinal değil ama gayet orijinal gibi duruyor. Ben seviyorum. Şöyle rengi yine en sevdiğim renklerde. Bunun en güzel yanı da 3 tane gözünün olması. Bayağı bir şey alıyor yani. Ne çok büyük ne çok küçük. İdeal. Şu çantam artık 10 yıllık olmuştur herhalde. Çok eski. Çok eski. Bildiğiniz gibi değil. Artık şekli bile kaymaya başlamış. Bunun da renginden dolayı atamadım. Çok severek kullandım. Şimdi normalde şöyle duruyor. Kutu gibi durması lazım. Birazcık sıkıştığı için dolapta kaymış. Şu şekilde düşünün. En sevdiğim renkler kullanılmış. Mesela hardal. Adını unuttum. Kahverengi gibi bir renk işte. Bunun da markası yok. Böyle pazardan aldığım bir çanta büyük ihtimalle İstanbul'dan. Şu çantayı geçen yeni videolarımda göstermiştim. Bunu alalı çok olmadı. Mango'dan aldığım bir çanta. Küçük, altın rengi detayları olan. Bunun neresini sevmedim biliyor musunuz? Alırken dikkat etmemiştim. İçinde ekstradan fermuarlı bir göz yok. Fermuarsız bir göz de yok. Yani bu tarz çantalarda şimdi ağzı tam böyle kapanmadığı için bozuk paradır, kağıt paradır. Çok güvende hissedemiyorum. Böyle ekstra bir göz olsun istiyordum. Alırken dikkat etmemişim ama bunu da severek kullanıyorum. Bu çantama da bayılıyorum. Şu pompona bakar mısınız? Bunu isterseniz içine de saklayabiliyorsunuz tabii ki. Bakar mısınız? Bu da kaymış. Biraz sıkışmışlar dolaptan. Bu da çok böyle ağır bir çanta. Yani klasik tarza yakışacak bir çanta aslında. Şu şekilde. Kancası var. Kancasını açalım. Ağzı tam olarak kapanmıyor. İçi böyle. Yani şunu kapattığınız zaman içi bu şekilde. Ve ben bu çantayı nereden aldım biliyor musunuz? Beylikdüzü pazarından almıştım. Beymen. Orijinal değil yani. Ama bunu satan abiyle o kadar muhabbet etmiştik ki. Merdiven altı üretim yapıyor kendisi. Yani orijinal çantaların birebir aynısını üretiyor. Yani şu bildiğiniz Beymen'in aynısı. Çok kaliteli bir çanta. Bunu da alalı çok oluyor.
defalarca yakalanmış ama asla vazgeçmemiş. Büyük bir şubesi var hatta şu anda bildiğim kadarıyla Eminönü Tahtakale taraflarında. Orijinal çantaların birebir üretimini yapıyor ama bildiğiniz gibi değil. Fiyatları da çok uygun satmıyor zaten. Öyle çok çakma değil ama böyle bir çanta işte. Bunu da genelde klasik giyinim zaman kullanıyorum. Hatta dedim ya çakmaların çok iyisini yapıyor diye. Şu tozluk poşetinde vermişti bana o çantayı. Düşünün yani poşetine kadar üretiyor. Tabii ben bunun içine başka bir çanta koymuşum. Şu. Bunun içindeki çanta da beyaz. Bu çantayı sanırım bir kere kullandım çünkü çok ağır bir çanta. Alırken hiç düşünmemişim. Sıkışmış bu da. Bayağı böyle kalıplı bir çanta. Burasında şeyi var. Yine şu şekilde burada kilidi var. Onu açıyorsunuz çanta oluyor. Zaten çanta ne demek çanta oluyor. Bu çantayı da Fatma anne İstanbul'a geldiği zaman biz sanırım nişanlıydık o zaman. Bayram alışverişi yapıyorduk bana. Bayram kıyafeti falan almıştı. Bu çantayı da o zaman o almıştı. Bunu da pazardan almıştık. Yani ben beğenmiştim, o almıştı. Bu beyaz olduğu için kirlenmesin diye tozlu poşetinde tutuyorum bunu. Çünkü beyaz deriye, özellikle suni deriye leke geçtiği zaman çıkmıyor biliyorsunuz. Yoruldum ya, bu kadar çantam olduğunu bilmiyordum. Bunu da yine bir alışveriş videomda göstermiştim size. Rabia ile birlikte almıştık. Bir sırt çantası. Şu şekilde de taşınabiliyor. Bunu Stradivarius'tan almıştık. Bu çanta siyah sırt çantası olması nedeniyle birçok defa kullanmaya kalktım. Ama nefret ettim çantadan. Gerçekten çok sinir bozucu. Şuralarında zincir detayı olduğu için şimdi böyle düşünün. Bunu sırtınıza takıyorsunuz. Bu zinciri oynuyor. Yani şöyle bakın. O yüzden bunu sırtınıza taktığınız zaman bu zincir böyle oynadığı zaman yürürken saçınız sıkışıyor zincire. O yüzden şu çantadan illallah ettim. Sevmiyorum bunu. Arada kullanıyorum mecbur ama sevmiyorum. Bu çantanın da en az 3 senesi, 4 senesi var. Yine orada sıkışan çantalarımdan biri şöyle. Bozulmuşlar. Bunların içine kağıt doldursam iyi olacak bence. Böyle pudra rengi gibi, somon rengi gibi. Bunu Bershka'dan almıştım. El çantası ya da şöyle uzun sapı var. Bu sapı böyle çapraz geliyor. Onu çok seviyorum. Bakın. Bayağı da büyük içi. Rengi biraz kirli gibi duruyor ama değil aslında. Böyleydi yani alırken. Bunların içine gerçekten kağıt doldurmam gerekiyor. Çok bozulmuşlar. Genelde düğünlere giderken taktığım çantam. Böyle simli, pırıl pırıl. Şurada da hatta zinciri olan bakın. Tam bir yeni gelin çantası. Genişliği şöyle göstereyim size. Dediğim gibi genelde düğünlere giderken takıyorum. Bunu da pazardan almıştım Büyükçekmece'den. Bu çantamı da kullanmıyorum aslında. Ay telvenin tüyleri çıkıyor burada. Püskül iyice bozulmuş ya. Bakar mısınız? Bunu ayırabilirim bence. Evet bunu hiç göstermeye bile gerek yok. Çok sevdiğim bir ablamın hediyesiydi ama çok fazla yıprandı ve eskidi. Siyah küçük çanta aldığıma göre kendim artık bunu da ayırabilirim. Çünkü buraların rengi gitmiş, bayağı soyulmuş. İşte beyaz çantada anlatmak istediğim olay buydu. Bakın bu gri bir çanta. Bunun da yumuşaklığını çok seviyordum. Şu şekilde pomponu olan yine. Çok yumuşak bir derisi olan bir çanta. Ama bu üzerindeki lekeler gelin görün çıkmıyor. Böyle butik gibi bir şeyden almıştım. Çok ucuza. Gri diye almıştım. Rengi çok güzel çünkü. Bunu bir temizlemeyi deneyeceğim tekrardan. Sihirli süngerle deneyeceğim. Çıkmazsa bu da yolcu. Şu çantamın da en az 5 senesi var. Püskülleri kaymış bunun da. En sevdiğim renklerle yine. Bakın böyle. Ama püskülleri şu an kötü duruyor. Bozulmuş çünkü. Takmıyorum artık. Vadesi doldu. Bilgisayarı koydum diğer çanta bu işte. Bu da zamanında Bakırköy pazarından aldım. Louis Vuitton çantam. Çünkü neden? Çünkü Louis Vuitton pazardan alınır. Böyle kocaman bir çanta. Çok büyük. İçi de şöyle pembe. Hatta şurada cüzdanı bile var bakın. Çok 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 eski bir çanta aslında. Bunu da genelde yolculuklarda kullanıyorum. Bayağı büyük. Öyle bir çanta yani işte. Onun içinden şöyle bir spor çantası çıktı. Rengi çok tatlı. Şöyle yuvarlak, uzun askısı olan. Bunu spora giderken kullanıyordum.
Hatta ben bunu sanırım Defacto'dan mı almıştım? Waikiki'den almışım. Güzel bir spor çantası. Şunu Defacto'dan almıştım. Bu da çok eski. Bu da böyle mini bir sırt çantası. Şurada yan gözü var. Üstte işte gözü var. Spor çantası yani. Ve son olarak Farmasinin çantası. Genelde toplantıya giderken bilgisayarımı yanımda götürmek zorunda kalırsam bunu kullanıyorum. Kocaman. Bu çok büyük. Çantalarım bitti. Şimdi burayı silip bunları hızlıca yerleştiriyorum. Evet, buranın düzeni bu şekilde. Daha önceki bir dolap yerleştirme videomda bana çok fazla çanta düzenleyici önermiştiniz ama onları hiç sevmiyorum. Bana göre çok fazla dağınık duruyorlar. Özellikle o şeyi gönderenler oldu. Kapının arkasına asılıyor, içine çantalar diziliyor falan. Hiç hoş bir görüntü değil bence. Hepsi bir arada bu şekilde durması benim için düzenli olması demek. Dışarıda zaten fazlalık sevmiyorum. Dolabımda da yer var. O yüzden bu şekilde kullanmayı seviyorum. Gayet düzenli oldu. Şimdi takılarımı göstereceğim size hızlıca. O da çok zor oluyor. Çok fazla takım yok. Ben öyle çok kokoş bir insan değilim ama şimdi o tarafa geçeceğim. Evet, ortalığı toplamadan önce geldik şimdi takılarım kısmına. Size hayal kırıklığına uğratmak istemem ama çok fazla takım yok. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü ben yeni yeni takı takmaya başlayan bir insanım ve açıyorum. Tadam. Burası biraz dağınık gibi görünse de buranın düzeni bu şekilde. Şurada saatlerim duruyor. Bu arada saatlerimden çok sorulan da söyleyeyim. Nerede o? Bir dakika. Mesela şu saatim. Bana her videomda çok fazla soruluyor. Her videomda birkaç kişiye cevap vermeme rağmen her zaman yetişemiyorum. Upwatch markası. İnternet sitesinden de alabilirsiniz. Bana Fatma annemin doğum günü hediyesi bir sene önceki. Ve mat mı diye soranlar oluyor. Benimki mat olan. Bu çok soruluyor. Bunu söylemiş olayım. Bir de şunu soranlar çok oluyor. Böyle içinde bunun taşları var. Bu yeni gelin saati. Bunu düğün zamanı eşim almıştı. Bunun markası da Essence. Şu mesela Casio'nun saati. Ama bu orijinal değil. Bunu İstanbul'dan almıştım. İstanbul'da bilir misiniz bilmiyorum zenciler saat satar. Bunu onlardan almıştım. Gelelim takı kısmına şurada. Şöyle bir kolye var. İlk zinciri kısa, diğeri biraz daha uzun, madalyon gibi altın rengi. Bunu zaten geçenlerde yeni almıştım. Daha takmak kısmet olmadı. Şu altın rengi halka küpeler ve bir de yüzük vardı şu. Bu yüzük ve bu küpeler Boom Boutique'den gelmişti. Boom Boutique'den bir arkadaşımız bana eşofman takımı hediye yollamıştı. Onların yanına da bunları koymuştu. Bu takı değil, bu bir saç bandı. Şu şekilde zincirli. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Yılların şeyi artık. Yani genelde kafama takıyorum. Zaten başka bir yere takılmıyor. Osmaniye'deki Leia Boutique'den Leyla'nın hediyesiydi. Bu O harfindeki bileklik de İstanbul'da bir takıcıdan aldığım bileklik. Böyle roz renginde, rose gold. Bu el emeği olan fillerde. Bu da bileklik. Çok güzel. Yine Instagram'dan bir arkadaşımızın hediyesi. Onun sayfasının ismini de alta yazarım. Şu anda emin olamadığım için söylemiyorum. Şöyle bir bileklik. El emeği çok güzel. Böyle altın bir zincir var. Altın olmayan.
Yani gerçek değil. Bunu da bir takıcıdan almıştım. Hatta bunun yanında şöyle parası vardı. Onu ben çıkardım. Bakın şöyle. Şurada duruyordu. Bu yine gerçek gibi duran ama aslında gerçek olmayan rose gold. Bir su yolu bileklik mi deniyor? Parıl parıl parlıyor. Bu benim evlenme teklifindeki beş taşım. Bu altın beş taş da kınada kayınvalide gelinin eline avucuna altın koyar ya. Benim kayınvalidem bunu koymuştu avucuma. Genelde bunu takıyorum zaten. Bu çok yüksek olduğu için bunu takmıyorum. Çok yüksek yüzükler beni rahatsız ediyor. Şu daha iyi oluyor. Yine alyans niyetine taktığım bu yüzüğü de çok soruyorsunuz bana. Tam tur. Yani tam tur diye geçiyor modeli. Bu da aslında gerçek değil. Bu gümüş. Kendi alyanslarımızı da göstereyim size. Şu benim alyansım. Yarısı gümüş, yarısı altın rengi taşlı. Şu da Oğuz'un alyansı. Ama ikimiz de alyans takmıyoruz. Bu arada parmağım çok küçük. Anormal küçük yani. Benimki taşlısı, Oğuz'unki taşsızı. Hatta bakın taşı dökülmüş. Bir ara buna takmıştım. Bu da gerçek değil. Zaten modelinden belli. Rose gold. Şu şekilde düz klasik bir alyans almak istiyorum gerçek. Sürekli takmalık için. Çünkü kendi alyansım çok kalın ve beni rahatsız ediyor. Köşeleri küt olduğu için onu takamıyorum. Ya bu da benim ilk tek taşım. Bunu üniversitedeyken Oğuz almıştı sevgililer gününde. O zaman sevgiliydik. Evet şu da böyle Pandora tarzı bir bileklik. Bu da gümüş. Farmasi de benim üst sponsorum. Altın müdürlüğümü kutlamak için hediye etmişti. Menekşe Cem'in hediyesi. Biraz büyük geliyor koluma. Gümüşçe götürdüm kısaltmak için ama kısaltamayacağını söyledi. Bunu da çok takamıyorum o yüzden. Yani daha önce birkaç videomda gösterdiğim ama ısrarla hala sorulan bir kolye. Şu şekilde 3 zincirli. Yani üçü de birbirine bağlı. Odaklarsa inşallah göstereceğim. Ucu da bu şekilde. Zincirleri çok güzel. Çok fazla kararma olmadı. Zaten çok sık takmadım. Ama çok güzel. Rose gold bu da. Yine şöyle klasik bir zincir modeli. Bu da gerçek değil. Benim zaten altınla çok aram yok arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz bir şunlar var. Şimdi bir de şunları göstereceğim. Bunu düğünde annemler takmıştı. Bu gerçek bir tek. Bunu da zaten özel günlerde anca takıyorum. Bunun bir de kolyesi var. Şöyle. Genelde videolarımda boynumda zincir görürsünüz. Altın zincir. O zincir bunun zinciri aslında. Ucunu takmıyorum. Sadece zincirini taşıyorum boynumda. Bunlar duruyor. İşte düğünlerde, bayramlarda taktığım. Altın olarak mesela şu var. Bunu bana Rabia takmıştı. Düğünde bu şekilde. Çeyrek ama bileklik şeklinde. Çok mantıklı bence. Benim bir arkadaşımın düğünü olsa çeyrek takacak olsam böyle takarım. Çünkü çok güzel hatıra kalıyor mesela. Düğünümden çeyreklerim hiç elimde yok ama bu duruyor. Çünkü hatıra. Çünkü Rabişim taktı. Bir de şu. Biraz karışmış ama bu da çok güzel bir model, göstereyim size. Şurasında minik bir tam tur. Şurasında da minik bir tek taş bak. Bu benim tam tur yüzüğümün miniğini düşünün. Bu şekilde bir kolye. Bunu da sanırım nişanlıyken sevgililer gününde almıştı Oğuz, hatırlamıyorum. Yani bir özel günde almıştı, nişanlıydık, daha evli değildik. Sevgililer günü müydü, bayram mıydı, seyran mıydı bilmiyorum. Böyle çok güzel bir kolye. Yani şu alyanslarımız, şu ve sadece şunlar altın. Bir de şu kolumda olan var, bir de boynumdaki zincirler var. Bunları da genelde zaten çantamda taşıyorum. Geri kalan her şey burada duruyor. Bunlar nereye gidersem gideyim cüzdanımın içinde duruyor. Yani hırsızlar falan izliyorsa bu videoyu, evde değerli hiçbir şey bırakmıyorum arkadaşlar. İki parça bir şey var zaten. Bunları da yanımda taşıyorum ona göre. İşte eşimin düğün için aldığım, düğünde taktığı H harfli kol düğmeleri var. Böyle birkaç tane küpe var. Boncuk bir bileklik var. Bunun küpelerini anneme vermiştim. Kolyesini kendim almıştım.
küpe takamadığım için. Evet, takılarım bu kadar. Şimdi şurada bir şey göstereceğim size. En başta zaten söyledim size takıyla çok fazla aram yok diye. Şu kutu evlendiğimde getirdiğim kutu. Ve içine bakın. Karman çorman, oturup da ayıklayamadım. Burada ayrılması gereken bir sürü takı var. Ben takı takmaya yeni başladım. Öncesinde böyle renkli renkli şeyler takardım. Mesela bakın şurada. Bunları birbirine geçirmişim. Bunlar bileklik mesela. Çok renkli bir kişiliğim vardı evlenene kadar. Şöyle bileklikler mesela. Bunları ayıracağım artık. Takmıyorum. O zamanlar taktım. Kolyeler de yine aynı şekilde boncuklu. Bunu yine yazın takarım. Seviyorum şöyle bir kolye. Yani dediğim gibi takıyla çok fazla aram yok. Genelde böyle incikli boncuklu şeyler takardım. Artık yeni yeni biraz daha böyle işte zincirdir, bilekliktir. Bu tarza dönmeye başladım. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu arada boynumdakileri de göstereyim. Bunu da çok soruyorsunuz. Bu H harfi var ya, 90'larda bebek olanlar, 90'larda çocuk olanlar bilir. 90'ların kolyesi mi diyeyim artık. Genelde 90'larda çocuk olanlarda herkeste vardır. Tek taşı olan kolyeyi düğünümde çok sevdiğim bir arkadaşım takmıştı. Bunu düğünden beri neredeyse boynumda taşıyorum. Hiç çıkarmadım. Her elime attığımda da aklıma o arkadaşım gelir. Çok severim kendisini. Bu harfi de annemdeydi zaten. Alıp bunun yanına taktım. Bu şekilde kullanıyorum. Şu da işte az önceki Tuğra'nın zinciri. Bunu da günlük olarak takmayı seviyorum. Spor duruyor. Ucuna taktığım zaman çok ağır gelin gelin oluyor ama bunu bu şekilde günlük takmayı seviyorum. Çok merak ettiğiniz, çok sorduğunuz takılarımı, çantalarımı da böylelikle çekmiş oldum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Benim için biraz farklı bir içerik oldu. Topluluğumda bir video paylaştım. Yakında soru cevap videosu çekeceğim. Artık inşallah 50 bin aboneyi geçtik. Merak ettiğiniz soruları o videonun altına bırakabilirsiniz. Hepsini oradan bakıp cevaplayacağım çünkü. Bu arada beklediğiniz içerikler varsa onları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Çekmeye çalışırım hepsini. Diyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.